Bakalım 4/3 - 1/5 işlemini yapabilecek miyiz? Nasıl yapılacağını biliyorsanız her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve işlemi önce kendiniz yapmayı deneyin. İşleme ilk baktığınızda sizin de kesirlerin paydalarının farklı olduğunu hemen fark ettiğinizi biliyorum. Kesirlerin paydaları farklı olduğunda çıkarma işlemini nasıl yapacağınızın o kadar da açık olmadığını biliyorum. Bu durumlarda kesirlerin paydalarını eşitlemelisiniz. Peki bu kesirleri paydaları aynı olacak şekilde nasıl tekrar yazabiliriz? Aradığımız paydanın 3'ün ve 5'in ortak bir katı olması gerekiyor. Hatta en küçük ortak katlarını bulmak işimizi daha da kolaylaştırır. Peki en küçük ortak katı nasıl bulabiliriz? Sayılardan büyük olanı yani 5'i alalım. Katlarını inceleyerek hangisinin 3'e kalansız bölündüğünü bulalım. 5, 3'e bölünmez. 10 da 3'e bölünmez ama 15 bölünür. Hatta 3 kere 5, 15 eder, öyle değil mi? O zaman bu kesirlerin ikisinin de paydalarını 15'e eşitleyebilirim. 4/3'ün paydası 15 olursa, payı ne olur? Paydada 15 elde etmek için 3'ü 5 ile çarpmamız lazım. Paydayı 5 ile çarptığımızda, kesrin değerinin değişmemesini istiyorsanız, payı da 5 ile çarpmalısınız. Payı da 5 ile çarpınca, 4 kere 5, 20 eder. O zaman 4/3, 20/15'e eşittir. Şimdi aynı şeyi 1/5'e de yapalım. Paydada 15 elde etmek için 5'i 3 ile çarpmamız lazım. Paydayı 3 ile çarpınca, payı da 3 ile çarpacağız ve 1/3'ten 3 elde edeceğil. 4/3 - 1/5 işlemi, 20/15 - 3/15'e dönüştü. Ve artık çıkarma işlemini yapmak çok daha kolay, öyle değil mi? Hadi o zaman hemen yapalım. 20/15'ten 3/15'i çıkarırsak, payda da yine 15 olacak. Paydaysa, 20'den 3 çıkarsa geriye 17 kalacak. Ve sonuç 17/15. Bu bileşik kesri tam sayılı bir kesir olarak yazmak isterseniz de, 17'de 15 bir kere vardır, kalan da 2'dir diyerek, 1/2/15 olarak da yazabilirsiniz. Bir örnek daha çözelim mi? Bu seferki sorumuz 7/10 - 5/8 olsun. Az önceki işlemi düşünerek, şimdi videoyu durdurmanızı ve bu çıkarma işlemini önce kendi kendinize yapmanızı istiyorum. Bir önceki soruda olduğu gibi yine farklı paydalar var ve bunları eşitlememiz gerekiyor. O yüzden 8 ve 10'un en küçük ortak katını bulmamız lazım. Sayıların büyüğü olan 10'u alıp katlarını incelemeye başlayalım. 10, 8'e bölünmez. 20 ve 30 da 8'e bölünmez ama 40, 8'e bölünür. 40, 8'in ve 10'un en küçük ortak katıdır. Artık kesirlerin ikisini de paydaları 40 olacak şekilde tekrar yazabiliriz. Bir şey bölü 40 eksi, başka bir şey bölü 40 eşittir soru işareti. 7/10 kesrinde paydada 40 elde etmek için, onu 4 ile çarpıyorsak, payı da 4 ile çarpıp, 7/4'ten 28 elde edeceğiz. Yani 7/10 yerine ona eşit olan 28/40'ı yazıyoruz. Aynı şekilde 5/8'in paydasını 40 yapmak için de 8'i 5 ile çarpıyoruz. Bu durumda payı da 5 ile çarpmamız gerekiyor. 5 kere 5, 25'ten 25/40 elde ediyoruz. 7/10 - 5/8 ile 28/40 - 25/40 işlemleri birbirine eşit. Şimdi sonucun paydası da 40 olacak. 28'den 25 çıkınca da geriye 3 kalır. Evet, 28/40'tan 25/40 çıkınca sonuç 3/40 olur. Evet, işte hepsi bu kadar. 7/10 - 5/8 işleminin sonucu 3/40.